It's up to you now, Jack. This compass points towards what you want most. Never betray it. What a truly revolting sight. I have a rendezvous beyond my beloved horizon. Bu video sizlerle birlikte yapıyoruz. Bu video sizlerle birlikte ne tepki videosu çekiyoruz, ne işte film inceliyoruz, ne de başka bir şey. Bugün benim Disney'de en sevdiğim serilerden bir tanesi olan Karayip Korsanları'nın gidişatı hakkında konuşacağız. 6. film gelecek mi? Muhtemelen gelecek. Ama başrolümüz Johnny Depp, Jack Sparrow olarak yeniden karşımıza çıkacak mı? Bunlar belirli şeyler değil. Onlar hakkında konuşacağız. Neden böyle bir teori var? Çünkü hemen başlıyoruz videoya o zaman. Captain Jack Sparrow on deck! Indeed. Geçtiğimiz günlerde Warner Bros. Ve Johnny Depp arasında birkaç şey yaşandı. Geçtiğimiz günler değil, bayağı birkaç ay oldu bu arada. Fantastik Canavarlar serisinden Johnny Depp kovuldu. Warner Bros. Ortak bir şekilde konuşuldu ve Johnny Depp Instagram üzerinden bununla ilgili bir yazı paylaştı. Aynı şekilde Warner Bros. Da buna dair bir açıklama yaptı kendince. Sonuç olarak seriden ayrıldı Johnny Depp. Grindelwald karakterini canlandırıyordu kendisi ve oldukça da iyiydi bence. Disney ile arasında çok uzun bir, çok derin bir bağ var Johnny Depp'in. O yüzden sadece bir seriden kovulmuş olması durumu bizi çok üzmedi ama genel olarak Disney'den kovulmuş olması bizi çok üzer. Biz de bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün onları konuşacağız özetle. Karayip Korsanları benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. İşte Jack Sparrow başrol kendisi serinin ve serinin 5 filmi var. 5 filmde de kendisi gözüküyor. İşte ne bileyim 3. filmde ölüyor. 4. filmde, 4. film değil de pardon, seriyi karıştırdım. 2. filmde ölüyor, 3. filmde tekrardan onu diriltiyorlar. İşte öyle bir şeyler. İlk üçleme zaten çok güzel bir seri. Hani kendi içinde bir seri. 5 film var. İlk üçleme kendi arasında çok iyi bir seri. 4. film bağımsız ve o kadar da güzel bir film değil. 5. film 2017'de geldi. En son gelen film. En son macera diye adlandırıldı ve gayet eğlenceliydi. İşte 3 uçlu mızrağı falan buluyorlar. Öyle bir şeyler. Salazar falan vardı işte. Belki izlemişsinizdir. Vizyondaydı yani, öyle diyeyim. 5. filmde, 5. filmin sonunda şöyle bir durum yaşandı. Işığımda bir sorun var sanırsam. Jack siyah inciye kavuştu, ölümsüz olamadı hala. İşte Bill Turner'ın büyüsü bozuldu yeniden işte. Davy Jones en son 3. filmde ölmüştü bildiğiniz gibi ve sonra ona ne oldu? 5. filmin After Credits sahnesinde Bill Turner işte uyurken falan Davy Jones'un kıskacı geliyor. İşte yerde böyle onun derisinden parçalar falan var böyle. O öyle bir şey görüyoruz, bir kabus görüyor Will. Ve buradan da anlıyoruz ki Davy Jones geri gelecek. Umarım gelir çünkü Davy Jones benim en sevdiğim Karayip Korsanları düşmanları. Çok da karizmatik. Kara Sakal'dan daha çok seviyorum açıkçası. Çok uzaklaştık. Konumuz bugün ne? Konumuz bugün Johnny Depp, Warner Bros'ta mı, Disney'de mi? Oh. Serinin son filminde Depp değil. Jack yayıncıya kavuşuyor ve denizler açılıyor. Yıldızları takip edeceğiz falanlar işte o sahnelerde. What be our heading, Captain? We shall follow the stars, Master Gibbs. Ay ay Captain. Ardından şöyle bir şey oluyor. 2017'de film vizyona giriyor. Ertesi sene de Johnny Depp'te Amber Heard ya da nasıl telaffuz ediliyorsa ikili arasında bir kavga oluyor, kargaşa oluyor ve bu iş davaya kadar yürüyor. İşte biri diyor, bu beni diyor ısırmaya çalıştı diyor. Öteki diyor, bana diyor kül tablosu fırlattı mı öyle bir şey diyor, ne bileyim. İşte o bana vurdu diyor. Amber Heard işte morluklarla geliyor. Johnny Depp işte ellerini falan işte öyle bir şeyler. Bir sürü bir olaylar var ve en sonunda ikili boşanmaya karar veriyor ama dava gitgide uzuyor. The Sun gazetesi de şöyle bir haber yayınlıyor. İşte eşini döven Johnny Depp falan öyle bir şey diye bir haber başlığı yapıyor. Johnny Depp de haliyle buna sinirleniyor ve dava açıyor. Onu araştırabilirsiniz. Hatta araştırırsam da şurada bir yerde yazıyordur. Şimdi işte Johnny Depp bir süre sinemalardan, beyaz paradan uzaklaşıyor ve bir süre filmlerde göremedik onu farkındaysanız.
Ben bir ara düşündüm acaba hani ne oldu falan diye. En son çünkü Karayip Korsanları'yla gördük. Fantastik Canavarlar 2 filmiyle Grindelwald olarak geri geldi falan. Bu birkaç yıl içerisinde ne yaptı? Hollywood Vamp... Telaffuzlarım biraz daha şey yapmam lazım. Hollywood Vampires isimli müzik grubuyla bir süre turneye falan işte çıktı, takıldı. Hatta bir ara İstanbul'da gelecekleri de söyleniyordu konser vermek için. Haberler falan vardı işte Johnny Depp ile fotoğraf çekinmek 10 bin lira mı? Öyle bir şey olacak, öyle bir haberler vardı. Öyle bir şeyler işte. İlginç şeyler yani. Şimdi yavaş yavaş günümüze doğru gelelim. İşte Johnny Depp en son Fantastik Canavarlar 2 filmiyle karşımıza çıktı. Üçüncü filmin çekimlerine falan başlanmışken dava işleri falan iyice büyüdüğü için Warner Bros. Şöyle bir karar alıyor. Warner Bros. Disney hatta. Diyor ki... Depp hani aramız çok iyi biliyorsun falan ama şu anda diyor büyük bir şey sürecinden geçiyorsun diyor ve bu da bizim diyor markayı diyor zedeleme yolunda gidiyor diyor. Çünkü sevilen bir oyuncusun ve her senin için negatif gelen haber bizim markayı da kötü etkiliyor diyor. Bu yüzden diyor biz seninle yollarımızı ayırmaya karar veriyoruz. Tarzı bir durum yaşanıyor açıkçası yani. Olay bu. Tabii ki böyle karşı karşıya gelme falan onlar bir elimizde yok. Sadece ikilinin işlerini şey yaptıklarını anlıyoruz. Birbirlerinden hani koptuklarını anlıyoruz. Fantastik Canavarlar serisinden direkt ayrıldığını söylüyor. Üçüncü filmde olmayacağını. Onun yerine Grindelwald'u başka bir aktörün canlandıracağını söylüyor. Aktörün ismini bilmiyorum. Çok özür dilerim buradan ama kendisi fotoğrafı şöyle bulunmakta. Bunu söyledikten sonra hayranların tabii kafasına şöyle bir şüphe düşüyor. Karayip Korsanları 6 filmi gelecek. Johnny Depp şimdi Warner Bros'tan mı kovuldu yoksa genel olarak sadece Fantastik Canavarlar serisinden mi kovuldu diye? Kovulma da değil aslında. Yok bayağı kovulmuş bu arada yani. Kovulma oluyor ama. Hayranların kafasında böyle bir soru işareti oluşuyor. Disney de buna dair hiçbir açıklama yapmıyor. Yani hani öyle bir sorun var. Geçenlerde de şöyle bir haber yayınlandı. Bu haber tabii çok şey değil hani resmi bir haber değil. Gerçeklik yanı ne kadar doğru ne kadar yanlış kimse bilmiyor. Çünkü çok güvenilir bir şey olduğu söylenemez ama öyle bir şey varmış ortada. Dediklerine göre şöyle bir durum var. Johnny Depp'in Karayip Korsanları 6. filmine Jack Sparrow karakterini tekrardan canlandırması için oy toplanmış sanırsam öyle bir şey var ve son günlerde de dün mü ondan önceki gün falan bir haber gördüm. İşte oyuncu yine şeye geliyor seriye geliyor diye. Bu da çok güvenilir bir durum değil. Yani en büyük isteğimiz o açıkçası. Hani gitmemesi tabii ki. Şöyle bir teori vardı bir zamanlar. İşte önce Karen Gillan yeni yanlış telaffuz ettim çaktırmayın. Karayip Korsanları'nın yeni reboot serisinin başrolü olacakmış. Jack Sparrow olarak Johnny Depp yok. Onun yerine Karen Gillan başrol olacakmış. Sonrasından bunu değiştirdiler. Margot Robbie'yi düşündüler ve son karar oymuş. Margot Robbie'ye soruyorlar bunu. Diyorlar işte hani öyle bir şey var mı falan filan diye. O da diyor ki henüz böyle şeyleri konuşmak için bence çok erken. Akıllarımızda şöyle bir durum var. İşte ne olabilir? Johnny Depp orada bir mentor olarak ya da işte cameo sahnesi olarak son kez de olsa gözükebilir. Böyle bir şey var. Böyle bir olasılık var. Bunun dışında biz zaten 6. filmde kendisi çıkabilir. Yine son filmi olabilir bu arada. Bütün film boyunca yine her zaman olduğu gibi bütün 5 film boyunca izlediğimiz gibi 6. filmde yine onu izleriz. Ya da hiç gelmez. Sadece adından bahsederiz. Hatta hiç bahsetmeye de bilirler. İşte Jack Sparrow kim falan filan diye. Ki bu çok saçma olur çünkü koskoca seri yani. Hani bu ne şey gibi oluyor. Hani 3. filmde bütün korsan lordları toplanıyor ama kara sakal yok. İşte onun gibi bir duruma çıkıyor bu. Öyle. Saçma olur. O yüzden gözükmesini istiyoruz kesinlikle. Yani durum özetle bu. Çok hızlı anlattım ya. Süper. Şey de var. Onu unutmadan söyleyeyim. Geçenlerde mesela Tim Burton'la bu arada Johnny Depp çok yakın arkadaşlar bildiğiniz gibi. Tim Burton yönetmen ve filmlerini ya şurada görmüşsünüzdür. Bir kesim sadece filmlerin bu. Johnny Depp'le birçok ortak yapımları var. İşte ne bileyim Charlie'nin Çikolata Fabrikası olsun, Sweeney Todd olsun benzeri işte Ölü Gelin falan filan. Birçok ortak çalıştıkları yapım var ve uzun zaman sonra Tim Burton şöyle bir şey yapmış. Beetlejuice sanırsam ki yanlış telaffuz. İkinci filmi için çok eskiden bir film bu. İkinci filmi için başrolü yeniden Johnny Depp'i teklif etmiş başrol olmayı. Haberlerde de şöyle gördüm ben bunu. İşte eski dostumdan uzun zaman sonra Johnny Depp'e yardım etti falan. Öyle bir şey. O da güzel olabilir. Yani hani çok iyi bir oyuncu Johnny Depp. Benim favori aktörüm kendisi. Yeniden onu zirvede, yeniden vizyonda, beyaz perdede görmeyi çok isterim. Öyle. Sonucu ne olmasını istersiniz? Karayip Korsanları 6'da ve ileriki gelecek olan Johnny Depp'i yeniden Jack Sparrow olarak görmeyi mi yoksa Jack Sparrow'u işte bir kenara atıp
yeni seri, ya reboot olarak başlayıp işte Margot Robbie ile devam etmeyi mi istersiniz? Johnny Depp'in tekrardan beyaz perdeye dönmesini ister misiniz? Falan filan işte. Yorumlarda soruyu bulabilirsiniz. Yorumlarda bulamazsanız eğer tekrardan iyi butonunda aynı soruyu anket olarak bulabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, iyi butonu şurada veya şurada olabilir. İyi butonuna tıklayarak başka videolara gidebilirsiniz. Bir önceki videoyu izleyebilir ya da onu da beğenmezseniz kanaldaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Kısa filmim olsun, komik montaj olsun ki komik montajı izlerseniz kanalla ilgili daha bir hemfikir olabilirsiniz. İlk videolarımı izlemeyin, ilk videolarım çok kötüdür. Hoşçakalın, benimle kalın, bay bay. Oh good, Master Gibbs, the ship is yours, Captain. I thank you. Yeah, yeah.